Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pişi yapacağız arkadaşlar. Önce pişi için hamurunu hazırlıyoruz. İçine unumuzu eledik. Ondan sonra içine tuz attık. Mayamızı attık bir paket. Şimdi sıcak suyumuz var burada. Sıcak suyumuzu şöyle döküyoruz ki hamurumuzu hazırlayalım. Bizim burada cızıngı da deniyor. Ama genelde pişi olarak bilinir. Maya, tuz, su. Başka bir şey yok içinde. Zaten herkesin bildiği gibi pişi çok kişi sever. Severek tüketilir yani. Kahvaltılarda genellikle yenir bizim. Kahvaltılık böyle öğleyim ya, akşam yiyin ama en çok kahvaltı indir genelde. Evet, bugün de çok kuvvetli fırtına arkadaşlar dışarıda. Duyuyorsunuzdur sesini illaki. Ev çatılarını uçuracak şekilde fırtına var dışarıda. Ektiğimiz sebzelere bile don vurmuş, çok kuvvetli. Evet arkadaşlar, pişi hamurumuz bayağı iyi oldu artık. Şöyle yoğruldu güzelce. Şimdi bunu birazdan dinlenmeye alacağız. Biraz maya kabarınca artık ondan sonra pişimizi pişireceğiz. Şöyle, ocağın başındayız arkadaşlar. Ateşin karşısında. Hava çok soğuk. Zaten bugün buz gibi bir hava. Her şey donmuş yani, taşla taş birbirine yapışmış yani, tutmuş yani, o şekilde bir soğuk var. Bahar geldi derken. Tam ağaçlar çiçek açacaktı. Artık badem ağaçları. Birden soğuk kış geldi. Böyle giderse kışta gitmeyecek gibi geliyor. Çünkü sürekli soğuk hava şeyi gönderiyorlar. Aldığım siteleri. Hatta ne güzel bak, şöyle mantarlar bulmuştuk. Hala mantarlarımız böyle elimizde duruyor mesela. Bazılarını pişiremediklerimiz kaldı. Bunları şöyle ateşte birazdan közün içine atacağız. Bunları közleyeceğiz. Evet, hamurumuz oldu. Şöyle elimize yapışmıyor artık. Artık elimize yapışmadığı için olmuştu. Mayalamaya bırakabiliriz artık. Şöyle sert bir hamur yaptım ben. Şöyle. Çok sıvı bir hamur olmaz, güzel olmaz. Şöyle sert bir şekilde ele yapışmayan bir hamur. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Üstünü kapatacağız artık. Ondan sonra onun olmasını bekleyeceğiz. Şöyle kapatalım. Ocağın başında. Evet arkadaşlar, ocağın başındayız şöyle. Karabiberimiz orada. Evet arkadaşlar, pişiğimizi şu an kabardı artık hamurumuz. Bu şekilde. Öyle. Altına biraz, biraz un, biraz susam. Aynen, unla susam atıyoruz. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle yapıp. Şöyle. Şöyle. Elimizi aça. Tepsinin içinde güzel açıyoruz ki arkadaşlar düz bir zemin olsun. İnceltmeden böyle kalın bir şekilde. Çünkü o zaman pişimiz de güzel olur. Şu kalınlıkta olacak arkadaşlar pişi. Yani biz bu şekilde yapıyoruz bizim öyle. O zaman şu şekilde keserek. Şu an tavamıza zeytinyağımızı koyuyoruz. Şöyle. Biz zeytinyağını çok güzel arkadaşlar seviyoruz yani, bol bol iyi tüketiyoruz. Yani. Bu arada çok pahalı zeytinyağı, başka yerlerde
Bizim burada kendi yağlarımız olduğu için. Pişirelimiz burada. Pişirelimiz burada arkadaşlar. Biraz dinlendirip şöyle keserek bu şekilde. Yağımız kızsın biraz. Yağımız kızdıktan sonra içine atıp pişireceğiz. Pişilerimiz, yağımız kızdı. Artık pişilerimizi yağın içine atıyoruz şu şekilde. Şimdi 5 dakika içinde kızarın da. En sağlıklı zaten yağ zeytinyağıdır arkadaşlar. Şu şekilde şifalı, sağlıklı olan yağdır. Kahvaltılarda da yiyoruz sabahları. Evet, içine karabiber atarak böyle tuz karabiber atıyoruz. Bunu bana yiyebilir. Yine çok güzel oluyor arkadaşlar yediğiniz zaman. Gerçek organik bir zeytinyağı bulursanız tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bir kısmını sadece yapıyoruz. Daha sonra yemek yiyeceğiz şimdi birazdan. Yemekten sonra geri kalanını yapacağız. Arkadaşlar pişirdiğimizin bir tarafları artık pişti. Güzel kabardılar bu sefer. Şöyle. Çok da yakmadan söylüyorum. Aynen yani çok yanarsa arkadaşlar yanık hiçbir zaman iyi değildir. Kabardılar bakalım. Bir sonra çok güzel oldu. Zaten kesin de kabardılar. Kahvaltılarda çok seviyorum ben böyle. Çok tüketiliyorsa. Herkes zaten çok memlekette bilinen bir şey. Yani herkes yine kahvaltılarda tüketiyor bunu. Çok bol bol yapıyor. Çünkü ocak öbür tarafta biraz daha fazla yandığı için o taraf daha çabuk pişiyor. Bu taraf biraz daha yavaş. Evet arkadaşlar artık pişilerimizin bir kısmı pişti. Şu baştakiler pişti herhalde. Yani bunlar pişti mal gibi şöyle. Bunları alabiliriz artık. Aynen. Soğanlar da buram buram kokuyor arkadaşlar. Köy dedim soğanlar. Bu şekilde arkadaşlar ikisi güzelce pişti. Arkadaşlar artık pişilerimiz pişti şu an. Bu şekilde tavuğumuzu güzelce pişirdik ateşte. Bu şekilde oldu. Ateşimiz zaten burada. Pişilerimiz burada. Bunlar tamamen artık çok güzel şekilde pişer bu şekilde. İçlerini açalım şimdi bir tanesini. İşte böyle şöyle. Güzel kabarmış arkadaşlar. Maşallah çok güzel. Pofuduk böyle. Demin çok uzunmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık pişirdiğimiz pişti. Biz şimdi bunları yiyelim. Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. Bize afiyet olsun.